Ama stres yaptın değil mi hocam? 2-0'dan 2-2. Ya bak şöyle bir şey. 2-0 oldu ya. Maçın 2-2'ye geleceğini hiç düşünmedim. Açık söyleyeyim. Yani hiç düşünmedim. Sadece 2-0 olduğunda dedim ki nalet olsun ya. Nalet olsun. Klasik. Yani klasik kaderimiz mi? Bu iş bitti mi dedin? Tabii ki. Ya Rennes deplasmanında 2-0 60'a kadar 60'larda 67'lerde 2-0 65'lerde İrfan'ın golü gelene kadar 2-0 mağlup olacaksın. Oradan bırak Fenerbahçe'yi. Avrupa'nın dünyanın en ünlü takımları bile 2-0'dan maçı 2-2'ye getiremez. Getiremez yani. Dün Rennes Marsilya maçını seyrettim. Marsilya'da. Marsilya'nın sahasında hem de. Hani Marsilya çok güçlü takım ya, büyük takım ya. 1-1 bitti Marsilya'da maç. İyi kurtuldu Marsilya. Kendi sahasında bir puanı iyi kurtardı yani. Yanlış hatırlamıyorsam ligde 3. sırada Marsilya hocam. Evet. Ama sene sonunda Rennes geçer Marsilya'yı, görürsün. Daha ligin başı. Ama Fenerbahçe'yi geçemesin de hocam. İstediğini geç. Hayır yani. Rennes takımı hani böyle gücü yabana atılacak bir takım değil. Kaldı ki Fenerbahçe'yi buradan uyarayım. İstanbul'daki maç o 2-2'lik Rennes'deki maçtan daha zor olacak. Bak daha zor olacak yani. Fenerbahçe'yi daha kötü durumlar bekliyor o maçta. Onun için çok dikkatli edilmesi gereken bir takım Rennes takımı. Üzüldüm yani. Ya dedim yani bu oyunun karşılığında bu kadar komik, bu kadar bariz hatayla ki hele ikinci gol tamamen Altay Bayındır'a yazar. Rennes'e yenilen ikinci gol. Yani oradan hocam o da şimdi gelirken burada voleye gelirken Mecidiyeköy'de gördüm yaşlı teyzeler otobüs durağında bekliyorlar. Oradaki otobüs bekleyen yaşlı teyze Rennes maçındaki ikinci golde kalede bekleyen Altay Bayındır. Ne bekliyorsun kardeşim? Oradan otobüs geçmez. Ne bekliyorsun? Adamın önüne 30 metre önüne gelmiş. Adamın yakalama ihtimali yok. Kaleci oyunu takip eder. Çıkar o topu ayağıyla alır oyun başlatır. Kalesinde duruyor hala. Ve ikinci golü yedi. Dedim yazık bu hatalarla şu kadar canım oyun. Bir de kısa sürede arka arkaya gelen. Tabii ki şok Allah kahretsin dedim. Ondan sonra maç 3'e 4'e gider diye düşünüyordum ki olabilirdi de. Yakaladılar zaten 2-0'dan sonra da yakaladılar pozisyon. Futbolun biraz da şansı ve Fenerbahçe'nin de daha doğrusu Jesus'un da. Yani Jesus öyle. Oynayın kardeşim diyor. Yenilin ama aynı şekilde oynayın. Yani 2'den sonra 4 değilse Fener yine ön tarafta oynamaya çalışıyor. 2-0 olunca kadroyu eleştirdin mi hocam? Yok. Maçın başında eleştirdim çıkan kadroyu. Bu dedim iyice Avrupa kupalarını falan atmış. Tamamen lige konsantre olmuş. Avrupa kupalarında öylesine oynayacak dedim, tamam mı? Çünkü 4 gün önce İstanbul'da William Arão Crespo ikilisini muhteşem oynamış. William Arão Crespo ikilisini birden kesip İsmail Yüksek ve Mert Hakan'la yapması maçtan önce tepkime yol açtı. Ama yani gol 2-0'a olana kadar ki oyun ki sahanın 22'nin en iyisi İsmail Yüksek. Şimdi bu kadroyu seçtiği için adama ben nasıl kızayım yani? Anlatabiliyor muyum? Yani maçın başından itibaren o kadroyla çok kötü oynasalardı Hıdırcan çok kızardım hocaya. Ama takım öyle bir oynuyor ki 55-60'a kadar o 2-0'a kadar. İstanbul'da harika bir lig maçı oynayan kadronun oynadığının daha iyisini bile oynuyor. Hocam kime forma şansı verse herkes hakkını vermeye çalışıyor. Evet bunu zaten Türkiye'de artık sokaktaki simitçi bile söylüyor. Kime bak, Fenerbahçe'ye bak diyor değil mi? Çok bariz bir şey bu. Görünüyor artık. Bunun için, bunu söylemek için yorumcu olmaya da gerek yok. Bak. Sen bunu zaten daha önce söyledin hocam. Evet ama sen de söylüyorsun değil mi? Sen mesela futbol yorumcusu değilsin ama gördüğün bir şey var değil mi? Tabii kim canım. Oynasa iyi oynuyor. Yani bunun için yorumcu yedek olmaya... kulübesine bakıyorsun. Tabii herkes ki, oynar diyorsun. Tabii futbolu seven, maç seyreden her insan bir bakar. Fenerbahçe kimle oynarsa olsun. Bu takım hep aynı oyunu oynuyor ve güzel oynuyor. Ya bu söylenir bir şey zaten. Çok açık ortada. Dolayısıyla hocayı öyle eleştirmedim. Tamam mı? Yani eleştirecek bir durum bulamadım. Çünkü takım iyi oynuyordu. Çok kötü oynasaydı maçın başından itibaren bu kadroya çıkarsam böyle olur hoca diyecektik zaten. Adamı eleştirecektik. Dolayısıyla bir de şunu söyleyeyim. Mesela Rennes maçı çok sevindik. Millet diyor ki şimdi Fenerbahçeli olmayanlar ya bir beraberliği de amma abarttınız. Alt tarafı berabere kaldınız. Yenmediniz bile. Burada konu beraberlik, mağlubiyet, galibiyet değil. Mesela Fenerbahçe o gün maçı iyi oynadı ya. Gol yemeseydi, 70'te de bir gol atsaydı, Rennes'i 1-0 yenip dönseydi. Puan olarak daha iyi değil mi? 3 puanla dönecekti. Şimdi 1 puanla döndü. Ama inan ben o kadar sevinmezdim işte. Ben o kadar sevinmezdim. Gittik Rennes, iyi oynadık, 1-0 yendik geldik diye sevinirdim ama abartmazdım. Rennes maçındaki 2-0'dan 2-2'ye dönüş 1-0'lık galibiyetten daha mutlu edici benim için. Zaten çoğu için de öyle. Anlatabiliyor muyum? Bu bir takımın gücünü gösterir. İnanmışlığını gösterir. İlerisi için korkunç ümitler verir. 1-0'lık galibiyet asıl sıradan bir galibiyet olurdu. Avrupa Kupalarında bir takımı gittik 1-0 yendik geldik. Tamam, puan olarak daha iyi ama. Anlatabiliyor muyum derdimi Hıdırcığım? Tabii canım. Sen beni anlamışsındır. Sivas gibi hocam işte. Gittiler Kulüş'ü yendiler. Hem de Kuluş formasıyla. Kendi formalarını çaldırdılar. He, yani burada konu Rennes'den alınan beraberlik falan değil. Rennes'de verilen mücadele, oynanan oyun. Yoksa dediğin gibi Fenerbahçe ilk defa Avrupa'da bir takımı yenmiyor. Biz geçen hafta anlattım ya. Biz Fransa'nın imparatorunu yendik. 1900 Bordeaux'u yendik. Ben de oynamıştım, Allah nasip etmişti dedim ya. Onun için Rennes'i yenmeyi biz abartmayız. Beraberliği hiç abartmayız. Ama maçın gidişatına göre Fenerbahçe'nin verdiği refleks bizi son derece mutlu etti. Ha, bunu söyleyeyim. Onun için çok önemli bir maçtı. Sonra geldik hafta sonundaki olaya. Herkes dedi ki yorgun Fenerbahçe. Evet. Alanya karşısında sürpriz olur mu? Evet ama 8 kişi değişik çıktı. Yani Rennes maçında 3-4 gün önce oynamış takımdan ve iyi oynamış takımdan. 2-0'dan 2-2'ye getirmiş takımdan 8 oyuncu yok. Zaten hocanın ideal bir 11'i yok hocam. Evet. Senin ideal 11'in ne? Ben geçen hafta mı ne yapmıştım galiba. Bir daha yaparım. Yapmıştım zaten ya. Böyle plazcılar hatırlarlar. Fakat... ideal stoper diyelim mi hocam? Abi ya da ideal santrafor diyelim mi? Bence herkes forveti merak ediyor. Abi ben Batshuayi oynatırım diyorum. Birinci Batshuayi oynatırım. Yanındaki ikinci adamı ararım. Gene kaçırmaya başladı hocam. Ya, ya bak şimdi işte gene aynı şeye geliyoruz. Klasik. Papağan gibi ezberlenmiş yorumlar. Nefret ediyorum. Ya adam 5-0'lık bir maçta artık herkes işin yerlencesine düşmüş. 89 muydu? Kaçtı dakika? 86 mı? 70? Kaçta girdi? 4 dakika kala 87'de mi ne girdi adam oyuna? O dakikada ayağına top değmesi bile mucizedir. Birçok oyuncu biliyorsun değil mi? 4 dakika kala girer. Topa değmeden hakem maçı bitirir. Adam o dakikada oyuna giriyor. İlk buluştuğu topla muhteşem bir çalım atıyor stopere. 6 pasın hemen önünde. Muhteşem böyle dönüyor. Bacak arasından atıyor herifin. Muhteşem ve kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Yapabileceği tek şey vardı. Oradan el işlemi. Dibine girse gol olur. Başka türlü gol olmaz. Çok yakın çünkü kaleci çıktı. Çok yakındı. Dibine girmedi. Zaten dibine girse Türkiye'ye gelmez. Paris Saint Germain'e gider. Bu yeteneklerle. Anlatabiliyor muyum? Orada çalımla oradan topu kurtaracak, stoperi rezil edecek bir çalımla birden dönüp karşı karşıya kalacak kaç tane oyuncu görürsün? Avrupa'da hatta. Sonraki vuruşta plase. Plase de iyi plase, sert ama yakın kaleci. Çarpar orada kaleciye. Kaleci zaten orada handball kalecisi olur. Bütün kaleciler. Ve üstünden döner genelde. Orada yapılacak tek şey çok klas bir dibine girmek. Yapamadı. Şimdi bunun için gene başladı kaçırmaya. Şimdi adamın üstüne yafta yapıştırılır böyle kalır. Kapışırı geçen hafta da Dinamo Kiev maçında Cank diye ilk gelen topu gol yaptı. Kesme. Evet. Ne oldu şimdi? Niye kaçırmadı? Onun için ona bakmam ben. Batshuayi'dir ve Rennes maçında da oyundan çıkana kadar stoperleri duman etti Rennes'de. Hele ilk yarı. Bir tane kafa topu vermedi. Bir tane kafa topu vermedi. Her topu sakladı. Her topu iyi indirdi. Oyundan çıkana kadar. Rennes maçında da. Gol mü attı? Yok. Ne yapacaksın hocam? Batshuayi ile başlayacağım. Valencia ile bitireceğim mi? 2 kişiyle oynuyoruz orada zaten. Anlatabiliyor muyum? Mesela Batshuayi'nin yanında Valencia olabilir bazı maçlarda. Bazen Batshuayi ile Joao Pedro. O da kariyer rekorunu kırdı Valencia hocam. Attıkça atıyor. Tabii ki. Bazen de Batshuayi King. Anlatabiliyor muyum? Bazen de Batshuayi işte böyle dinlendirecek. Kenara alacak. Joao Pedro King oynayacak. Joao Pedro Valencia oynayacak. Anlatabiliyor muyum? Zaten adam artık kimle oynarsa oynasın kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Kimle oynarsa oynasın her futbolcu her şeyini veriyor. Her şeyini veriyor. Sen de Jesus gibi oldun hocam ya. Niye? Yani ideal bir 11 yapmıyorsun. Her hafta farklı yapabiliyorsun sen. Abi yaparım. O da oynar, bu da oynar. Abi, şununla oynar, bununla oynar diyorsun. Gördüğümü söylemeyeyim mi Hıdırcığım ya? Söyle tabii. Sevgili Hıdırcancığım, gördüğüm şu. Bir Fenerbahçeli olarak, bırak yorumculuğu, Fenerbahçe taraftarı gördüğüm şu. Aa! Joao Pedro'ya bak, harika oynuyor. Bir hafta bir bakıyorum Valencia. Oo, uçuyor. Bir bakıyorum ikisini oynatmıyor King. Oo, ne kaliteli adam. Bir giriyor Batshuayi, anam diyorum ne çalım attı. Hocam hangi mevki idealdir değişmemeli? Hoppala abi işte kaleci mesela. Kaleci öyle zırt pırt değiştirilmez. Zaten hep Altay oynuyor. Anlatabiliyor muyum? 1-2 mümkünse stoperleri değiştirmeyeceksin. O defansta çünkü Artık defansa bile ikiz kardeşi olurlar. O ikili orada oynayan ikili. Üçlü oynuyorsan o üçlü. Bunlar artık ikiz, üçüz kardeş gibi olmaları lazım. Kim nereye markaja gitti, kim kademeye girecek, anladın mı? Bütün bunlar ezberlenmeli. Dolayısıyla stoperlerde de böyle zırt pırt değişiklik yapılamaz. Anlatabiliyor muyum? Defans sağlam olacak. O göbek bir kere. Göbek sağlam olacak. Tandem tam diyorsun. Evet. Jesus zaten oralarda pek oynamıyor, sakatlık olma. Mesela Luan Perez Rennes'de sakatlanmasaydı bence büyük ihtimalle bu maçta yine Fenerbahçe üçlü defansla oynayacaktı. Üçlü defansla oynayacaktı. Mesela bak dörtlü oynadı. Üçlü stoperle oynayacaktı. Dörtlü oynadı Luan Perez sakat olunca. Dolayısıyla ben geçen hafta söyledim. Türkiye'de bana göre şu anda bir tane teknik direktör var. Jorge Jesus. Diğerleri antrenör. Antrenör. Açık söylüyorum ya, yani antrenör onlar. Genç, kabiliyetli çocuklar çoğu. İleride büyük antrenör de olacaklar. Teknik direktör ama şu anda teknik direktör diplomaları olsa bile çoğu antrenör onların. Çünkü Jesus teknik direktörse bunlar ne? Bunlar teknik direktörse Jesus ne? Bunların bir şey yaptığı yok. Bunlar takımlarını çalıştırıyorlar. Belirli bir şablonları var. 4-2-3-1 4-1-4-1 4-3-3. Başka? O kadar. Yok. Bunu herkes. Üçüncülüktekiler de öyle oynuyor. Bak üçüncülük maçlarını seyret, ikincilik. 4-2-3-1. Koy gitsin. Adam üçlü oynuyor Rennes maçında. Geliyor. İçeride Alanya maçı stoperi sakat diye dörtlü oynuyor. Ne tuhaf değil mi? Hiç sen bak, nasıl oynardın hocam? 3-5-2 mi? Ben mi? Ben bilmiyorum kardeşim. O antrenörlük yaptığım zaman, teknik adamlık. O zaman bakarım takımın durumuna göre, oyuncu şeyine göre. Fakat Jesus, sezon sonu bir şey söyleyeyim sana. Jesus şampiyon olmadı. Şampiyon hoca olamadı. Tamam mı? Allah korusun da şuraya vurayım. Yani şampiyon hoca Jesus'tan daha mı iyi hoca olacak? Daha mı iyi olacak? Türkiye'de öyle bir şey var. Anladın mı? Yani diyelim Konyaspor şampiyon oldu. Yani İlhan Palut, çok sevdiğim, beğendiğim de bir antrenör. Şimdi Jesus'tan daha mı şey olacak? Yani iyi teknik direktör olacak. Anladın mı? Böyle bir şey yok. Jesus belli. Jesus teknik direktör kardeşim. Adam teknik direktör. Bu işin harbi direktörü. Belli yani, belli. Her haliyle belli. Ya çünkü bir şey yapıyor adam, bir şey. Ya da bir şeyler yapıyor. Hani bir şeyler yapıyor, bir şeyler yapıyor, bir şeyler ediyor. Oyun içinde bir bakıyorum Fenerbahçe üçlü başlamış. Bir bakıyorum 4-4-2 gibi gözüküyor sahada. Sonra aynı pozisyonun hemen akabinde bir bakıyorum defans beşlenmiş. 5-4-1 Fenerbahçe Rennes maçında bir çekiliyor. 5-4-1 oynuyor. Hani bu takım 3-4-3 oynuyordu. 3-4-3 de oynuyor. Mesela 2 dakika sonra bir kuzun hücum ederken üçlü defans, dörtlü, 3 forvetle birden saldırıyor. Ya anlatabiliyor muyum? Bunu... Her oynayan yedek kulübesine bakıyor hocam, ne yapacağız diye. Evet yani adam anlatabiliyor muyum? Bir o şey zaten yapıyor. Hep sahanın kenarında, evet, oyunun içinde. Biz yıllarca sıkıldık. Mesela oturuyorum ben 12 yıldır yayıncı kurulusunun karşısında maçlar seyrediyorum. Adana Demirspor Alanya. Aynı 4-2-3-1 Alanya'da 4-2-3-1. Hadi bakalım oynayın. O gün kim iyi oynarsa, kimin kadrosu iyiyse o kazanıyor. Ha, bir şey görelim. Yok. Yok kardeşim. Çok enteresan. Valérien İsmaël, şimdi zavallı adam diyeceğim. İnsanlar yanlış anlayacak. Yani sevdiğimden aslında adamla. Adam geldi. Ben dedi bu üçlünün imparatoruyum. 100 küsür maç oynadım. 300'e yakın mı ne maç oynadım dedi. Ya adam istediğini yapamıyor ya Beşiktaş'ta. Seyirci, sosyal medya, yönetim, bir baskı adama. Adamı lig başlarken dörtlüye döndürdüler. Perera da üçlü istiyordu hocam. Evet, o da mecburen döndü. Biliyorsun değil mi? Galatasaray maçında dörtlüye, sonra duramadı. Tekrar üçlüye döndü. Ondan sonra da paket oldu. Fenerbahçe taraftarı da istemedi. Evet, paket oldu adam. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir tek Valérien İsmaël bir şey deneyeyim dedi. Denettirmediler bile adama. Ama Jesus Valérien İsmaël değil. Öyle iplemez yani. Anladın mı? Seyirci üçlüyü beğenmiyormuş. Dörtlüyü beğeniyormuş. Anladın mı? Fener üçlü oynarsa şampiyon olamazmış. Dörtlü oynarsa olurmuş. Bu tip yorumlara adam kulağını kapamış. Çünkü adam Jesus. Tamam mı? Yani en fazla çeker gider Fenerbahçe'den. Anladın mı? Öbürleri korkuyor. Valérien İsmaël korkuyor. Çünkü Beşiktaş Valérien İsmail'e çok büyük. İsim olarak. Beşiktaş bu. Valérien İsmaël Beşiktaş'ı çalıştırdığı için çok gururlu şu anda. Çok mutlu. Kaybetmek istemiyor adam. Onun için denilenleri yapıyor. Onun için denilenleri yapıyor adam. Yoksa yazık, adam dörtlü. Yedek kulübesi de yok hocam. Adam dörtlü oynamaktan nefret ediyor aslında, anladın mı? Mecbur ama adam. Mecbur, çünkü Beşiktaş'ı kaybedecek, kovulacak adam. Jesus'un umurunda değil. Fenerbahçe'den giderse yarın gider Brezilya'nın en büyük takımına gider adam, Flamengo'ya.